Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 21-27 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, haftanın ilk 3 günü Ay Oğlak burcunda ilerlerken özellikle ilişkilerinize, ortaklık konulara yönlenebilirsiniz. Eşiniz, partneriniz veya ortağınız günlük hayatınızda biraz daha etkili olabilir, belirleyici olabilir. Çarşamba akşamından itibaren Ay Kova burcuna geçmiş olacak ve özellikle perşembe ve cuma günleri maddi konular ee, finansal paylaşımlar e, sizin de e, biraz daha etkisi altına alabilir. Para konularında da biraz endişe hissetmeniz mümkün. Harcamalar artabilir. Bunu da kontrol etmelisiniz. Bu hafta Plüton Oğlak burcunda ileri harekete dönüyor sizin için önemli bir pozisyonda çünkü karşıt burcunuzda retro döneminde özellikle ilişkiler, işbirlikleri gibi konularda yapmak istediğiniz değişimler, dönüşümler ve atılımlar konusunda biraz zorlamış olabilir. Şimdi ileri hareketli olduğu için bu alanlarda daha güçlü etkiler altında olacaksınız. daha ciddi dönüşümleri Plüton'un da desteğiyle gerçekleştirebilirsiniz sevgili yengeçler. Ayın 25'inde enerji gezegenimiz Mars Başak burcuna geçecek. 12 Kasım'a kadar Mars Başak burcunda olacak. Özellikle bu dönemde daha fazla seyahat etmenize imkan verebilir Mars. Eğitim ve ticari konularda da biraz daha aktif olabilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinize daha dikkat edin. Özellikle komşular olabilir, akrabalar olabilir, kardeşler olabilir. Mars zaman zaman bu alanda gerginlik yaratabilir. Sevgili Yengeçler, Ayın 23'ünde Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Güneş bir ay boyunca Terazi Burcu'ndayken özellikle eviniz ve ailenizle ilgili konuları biraz daha fazla aydınlatacak. Bu alanlarda daha yoğun etkiler altında olacaksınız. Evle ilgili, emlakla ilgili veya aile üyeleriyle ilgili konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, hafta sonunda... Ay balık burcuna geçmiş olacak. Biraz daha sizin için e, özellikle daha duygusal etkiler gündemde olacak. Yaratıcılığınız da artabilir. Seyahat yapabilirsiniz, geziler yapabilirsiniz. Mars-Satürn arasında bir kare açı var. Bu birazcık zaman zaman günlük hayatımızda kısıtlayıcı etkiler oluşturabilir. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Sizin için çok zorlayıcı bir pozisyonda değil. Ee, özellikle e, işle ilgili konularda veya sağlıkla ilgili konularda çok fazla risk almamalısınız. Ee, özellikle ruhsal ve bedensel sağlığımızla ilgili konularda birazcık daha hassas olabiliriz sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.